Futbol herkese merhabalar. Galatasaray'ın yeni kalecisi Okan Kocuğu değerlendireceğiz. E, kendisi önümüzdeki günlerde 24 yaşına giriyor. 21 yaşında işte Bandırma Spor'a kiralanmıştı. Orada 20'nin üzerinde maçı var. Daha sonraki yıl e, 22 yaşında İstanbul Spor'u da geçirdi. Orada da 20'nin üzerinde maçı var ve hatta 34 maçı var sanırım Sezonun tamamında oynadı. Ve geçen sezonda Süper Lig'de Bursa Spor'un kalesini korudu. 3 sezondur devamlı oynayan bir kaleciden bahsediyoruz. 450 bin euroluk satın alma opsiyonunu kendisinin ödeyeceği ve Galatasaray'a bu şekilde geleceği konuşuldu. Şimdi Galatasaray ben kendimi bildiğim bileli yaklaşık herhalde 30 yıldır iyi bir ikinci kaleciye sahip değil. Muslera'nın da hiçbir türlü işte Cenk Gönend'e de olmadı. daha sonra denenen isimlerde de hiç olmadı İsmail Çipe'de, da hep bir ikinci kaleci zafiyeti vardı ve Okan Kocuk, bu yeni dönemde birçok e, Anadolu'da genç ve yetenekli kaleciler çıktı. Okan Koçuk da onlardan bir tanesiydi ve Okan Koçuk, yani bunlara nazaran daha iyi bir ikinci kaleci izlenimi yaratıyor. Dün e, oldukça fazla izledim maçını. E, Tabii şimdi Fenerbahçe'nin aldığı Altay'la kıyaslarsak, Altay e, daha 21 yaşında. 1.98 boyunda. Altay daha böyle uzun, fiziksel olarak daha avantajlı. Altay'ı açıkçası daha çok beğendiğimi söyleyebilirim ama bu bedelsiz geliyor. Arada öyle bir buçuk milyon euroluk bir fark var. Ee, biraz oyuncuyu tanıtayım. Öncelikle en iyi özellikleri bence refleksleri. Kaleciler için çok zorludur. Böyle ayak dibine gelen toplara fazla uzanamazlar. Ee, Okan bu konularda oldukça başarılı. Yakın mesafedeki şutlarda oldukça başarılı. Refleksleri iyi. Ee, tabii boyu da 1.87 yani altaya göre 11 santim kısa. O belli bir çabukluk avantajı kazandırıyor. Ee, penaltıların e, başarılı bir kaleci penaltılarda. %90'ın da sağ atladığını gördüm ve sağ atladığı 3-4 penaltıyı da kurtardığını gördük. Oyun kurumuna dikkatimi çekti. Oyun kurumada o degajlarını e, büyük bir başarıyla e, atmak istediği yere gönderebiliyor. Uzun santrforun olduğu yere gönderebiliyor ama mesela ee, genelde pasla başlamaya çalıştığında bir takım hataları olmuş. Örneğin e, İstanbul Spor'da oynarken bir alt ligdeki Vedat Muriç işte baskı yapıyor, topu ayağından kaptırıyor Vedat Muriç'e, gol atıyor. Son yediği gol Yeni Malatya Spor'daki Kamara yine baskı yapıyor, ayağından topu kapıp gol atıyor. Yine beyaz ligde Erzurumspor'da Nobre oynarken Nobre'ye ikili sıkıştırma yapıyorlar. Orada bir pas hatası yapıyor. Dönen top yine Nobre golü atıyor. Yani oyun kurmada risk alıyor ama o risklerden 7-3 tane bariz hatalı golü var. Ee, onu da söyleyelim. Yani oyun kurulumunda Risk alıyor, kendine güveniyor ama o konuda gelişmesi lazım ki 3 yılda işte 80-90 maça çıkmış bir kalecinin şimdiye kadar o konularda daha iyi bir gelişim sağlaması lazımdı. Çünkü Galatasaray'a geldikten sonra musterinin yediği olacak ve maç oynama avantajını yitirmeye başlayacak. Şimdiye kadar o konuda biraz gelişim göstermesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Oyun kurulumunda avut degajları iyi ama yerden kısa paslar da sıkıntı var. Hava toplarına gelelim. Şimdi hava toplarında e, Akisar spor maçında Onur Ayıktan yediği böyle bir hatalı gol var. Normalde e, hava toplarını scout sisteminde işte izlediğim scout sisteminde başarılı olarak girmişler ama işte 5-6 tane pozisyon var sadece ama daha fazla izlemek lazım. E, son 3 sezonda işte 80 küsür maça çıkmış bir kalecinin böyle en az 50-60 hava topunu e, izleyip de karar vermek lazım. E, hataları da var, iyi çıktığı toplar da var. Yine o konuda da e, gelişim göstermeli. Tabi şimdi Bursa Spor savunmayı en ileride kuran takımlardan bir tanesiydi ilginç bir şekilde. Küme düşmüş bir takım olmasına rağmen savunmayı çok öne çıkaran bir takımdı. Ve öyle bir takımda da savunma arkasına atılan toplara kalecinin sürekli çıkması lazım libero gibi. Şimdi Okan'ın da e, boyu da avantajı da var. Yani çok uzun bir kaleci değil o yüzden hani biraz daha çabuk çıkabiliyor böyle toplara. Çıkma eğilimi de çok yüksek. E, büyük takımlarda da böyle olur. Hani Galatasaray'ın kalesini koruduğunda da böyle libero gibi çıkması gereken çok pozisyon olur. Buna çıkma eğilimi yüksek ama zaman zaman hataları da olmuş. Mesela bu sezon Sivas Spor'dan yediği bir gol var. Emre Kılınç ondan çok daha çabuk davranıyor. Ee, Okan'ın elinden önce topa vuruyor. Sonra tamamlıyor. Golü atıyor. Ee, böyle bir alt ligde oynarken hatalı çıkışlar yapıp penaltı yaptığı da olmuş. Son Erzurum Spor maçında korner direğinin oraya çıkmış. Rakip korner kazanmış. O karar mekanizmasını da e, yine geliştirmesi lazım. Ya birçok özelliği ortalamadan iyi. Şimdi İsmail Çipe'yle falan kıyaslanmayacak kadar iyi. Zaten hani iyi bir deneyimi de var bu yaşa gelene kadar. Galatasaray'da işte cenk gönenler falan olmadı dedik. İkinci kaleci olarak iyi bir isim ama yani bir Altay'la kıyasladığında Altay daha önde. Ee, hem fizik olarak hem işte hava topları olarak e, kurtarışlar vesaire. Yani tüm... E, yeteneklerini ele aldığımızda Altay'ı daha önde görüyorum. Ee, ama Okan da e, çok da kötü bir kaleci değil. Tabii kendini geldiğin kulüpte geliştirmen de çok önemli. Ben hep bu konuda Real Madrid örneğini veriyorum. Yani Real Madrid'de mesela Casemiro'yu Brezilya'dan iyi bir orta saha oyuncusu olarak aldılar. 10-15 milyon euro bandında ama Real Madrid içinde öyle bir gelişti ki dünyanın en iyi önlü liberolarından bir tanesi oldu. Marcelo öyle, Carvajal öyle. Yani e, şimdi Galatasaray'da Tafarel'in de gideceği konuşuluyor. Galatasaray yeni bir kaleci antrenörü alır. Okan belli seviyede özellikleri olan, iyi refleksleri olan bir kaleci. Bu bahsettiğim hatalarını giderir. Hem oyun kurmada hem hava toplarında gelişir. Savunma arkasına atılan toplara çıkma karar mekanizmasında gelişir. O zaman daha iyi bir kaleci olur ama şu anki meziyetleriyle işte Mustera 33 yaşına geldi. 2-3 yıl sonra oynar. Ondan sonra kaleyi Okan'a devredersiniz seviyesinde de değil. Ciddi anlamda bir gelişim göstermesi gerekiyor. Ee, şimdilik düşüncelerim bunlar. Galatasaray uzun yıllar sonra iyi bir ikinci kaleci alma yolunda ama Muslera'nın e, eldivenlerini devralabilecek seviyede bir kaleci de değil Okan. Umarız Galatasaray'da o gelişimi gösterir.